Merhaba, bugün sizinle yine bir makreme projesi paylaşacağım. Anahtarlık veya çanta aksesuarı olarak kullanabileceğiniz makrememizi öreceğiz. Daha sonradan da o makrememizi nasıl renklendirebiliriz? Size bu videoda asıl anlatmak istediğim şey bu. O zaman öncelikle makrememizi örelim, daha sonradan da onu nasıl renklendirebiliriz ona bakalım. İp olarak bu şekilde ince bir büküm ip kullandım. İpi nereden aldığımı açıklamalar kısmına ekliyorum, oradan temin edebilirsiniz. Anahtarlık aparatı olarak da bu şekilde ucu geniş, benim modelime uygun olarak altın sarısı bir model tercih ettim. Anahtarlık aparatımız modelimiz ve iplerimizle uyumlu olmalıydı. Yani ip bağlanan kısmına iplerimizi bağladığımızda iplerimiz ne eksik ne de fazla gelmeliydi. Ben ilk makreme anahtarlık yaptığım videomda bunu detaylı bir şekilde anlatmıştım. Eğer detaylı bir bilgi istiyorsanız o videomu izleyebilirsiniz. Öncelikle iplerimizi keserek makreme anahtarlık yapımına başlıyoruz. Ben bu model için 6 adet 150 santim ip kestim. İplerimizi kestik. Şimdi anahtarlık aparatımızı masaya bir bant yardımıyla sabitliyoruz. Ve iplerimi aparatıma bu şekilde bağlamaya başlıyorum. İplerimizi de bağladık. Artık makrememizi örmeye başlayabiliriz. İplerimi bu şekilde 3'e ayırıyorum ve her birine kare düğüm bağlama yapıyorum. Bu modelde makreme düğüm tekniklerinin en kolay olanlarını kullanıyoruz. Eğer makreme düğüm tekniklerini hiç bilmiyorsanız onu detaylı bir şekilde anlattığım videom için yukarıya link bırakıyorum. Orayı tıklayıp izleyebilirsiniz. İlk sıramızı bitirdik. İkinci sıramızda sağdan ve soldan ikişer adet ipimizi kenarıya ayırıyoruz ve kalan 8 ipimizi ikiye ayırıp her birine yine kare düğüm bağlama yapıyoruz. İkinci sıramızı da tamamladık. Üçüncü sıramızda sağdan 4 adet ipimizi kenarıya ayırıyoruz ve bu defa kalan 8 adet ipimizi de yine ikiye ayırıp her birine kare düğüm bağlama yapıyoruz. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Dördüncü sıramızda soldan 2 adet ipimizi, sağdan ise 6 adet ipimizi kenarıya ayırıyoruz ve kalan 4 ipimize kare düğüm bağlama yapıyoruz. Beşinci sırada ve son sırada ise soldan 4 adet ipimizi alıyoruz ve bu 4 ipe kare düğüm bağlama yapıyoruz. Bu sıramızı da tamamladık. Artık bu sıramızdan sonra en sağdaki ipimizi alıyoruz ve ona yanındaki iplerle sarma düğüm yapıyoruz.
son ipimize kadar sarma düğümümüzü yaptıktan sonra yine en sağdaki ipimizi alıyoruz ve yaptığımız sarma düğümün altına yeniden aynı şekilde bir sarma düğüm daha yapıyoruz. Sarma düğümümüzü bitirdikten sonra en sağdaki 4 ipimizi alıyoruz ve o 4 ipimize kare düğüm bağlama yapıyoruz. İlk 4 ipimize kare düğüm bağlama yaptıktan sonra kare düğüm bağlama yaptığımız iplerden sağda kalan 2 ipi kenarıya ayırıyoruz ve diğer 2 ipi yanlarda bulunan 2 iple birleştirip yeni bir kare düğüm bağlama yapıyoruz. Bu kare düğümümüzde de sağda kalan 2 ipi kenarıya ayırıyoruz ve diğer iplerle yandan 2 tane ipi birleştiriyoruz. Yine 4 adet ipimize kare düğüm bağlama yapıyoruz. Ve bu işlemi devam ettirerek sürekli aynı şekilde tekrarlayarak bütün bir sıramızı tamamlıyoruz. Bu kısmı da bu şekilde tamamladık. Şimdi yine en sağdaki ipimizi alıyoruz ve yanındaki iplerde sarma düğüm atıyoruz. Bu defa tek bir sıra sarma düğüm yapacağız. Tek sıra sarma düğümümüzü bitirdikten sonra yukarıda verey bir şekilde nasıl kare düğümlerimizi attıysak bu sırada da yine aynı şekilde kare düğümlerimizi atıyoruz. Kare düğümlerimizi attık. Şimdi yine 2 sıra sarma düğüm yapıyoruz. Sarma düğümlerimizi attıktan sonra yine yukarıdaki gibi verey bir şekilde kare düğümler bağlayacağız. Ama bunu alt alta 4 sıra tekrarlayacağız. Makrema anahtarlığımızı bitirdik. Altta kalan ipleri dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. Ben biraz verevlik vererek kesmeyi tercih ettim. Şimdi sıra geldi makrememizi renklendirmeye. Ben bunun için aktarlarda ya da tuhafiyelerde satılan bu toz kumaş boyasını kullandım. Öncelikle bir tane kabı oda sıcaklığında bulunan su ile dolduruyorum. Ve makrememi bu kabın içerisinde birazcık bekletiyorum ve iyice su çekmesini sağlıyorum. Kumaş boyasının ellerimi boyamasını engellemek için eldivenlerimi takıyorum. Daha sonra başka bir kabın içerisine sıcak suyumu ekliyorum ve üzerine toz kumaş boyamı eklemeye başlıyorum. Toz kumaş boyasını dilediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Daha açık renkte olmasını istiyorsanız az, daha koyu olmasını istiyorsanız ise daha fazla toz kumaş boyası koymalısınız.
Toz kumaş boyasından sonra içerisine rengi sabitlemek için bir miktar kaya tuzu ekliyorum. Ve bunları karıştırıyorum. Ve makreme anahtarlığımı boyamak istediğim yere kadar boya dolu suyun içerisine koyuyorum. Ve istediğim renge ulaştığında artık çıkarıp kurumasını bekliyorum. Ve kuruduktan sonra artık makrememiz hazır. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.